Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam imanınızı la ilahe illallah'la yenileyiniz buyuruyor. Üstad Hazretleri de bunu ifade ederken insanın cesedi değiştiği gibi kalbi, hali, ahvali her an değişiyor. İnsan nasıl bir odadan bir odaya girdiğinde lambaya basıp orayı aydınlatma ihtiyacı hissediyorsa her an değişen, insan kalbinden daha fazla değişen bir şey yok. Her an değişen, her an tazelenen ruh halimizi la ilahe illallah'la yenilemeliyiz. İmanımızı da yenilemeliyiz. İnsanın elbisesi eskidiği gibi imanı da eskir ve pörsür. Günahlar, ağzımızdan çıkan kelimeler Allah korusun imanımızı yıpratabiliyor. O yüzden imana dair bazı mevzuları tekrar etmek, tahkiki iman manasını kazanmaya çalışmak kıymetli ve ehemmiyetlidir. O yüzden yine biz bu akşam inşallah tahkiki imanla alakalı bir ders okuyacağız. Cenab-ı Hak şu kainata baktığımızda abes, hikmetsiz, boş, faydasız tek bir zerre bile yaratmamış. Elbette Cenab-ı Hak bütün mahlukatı bir vazifeye matuf yarattığı gibi şu kainat kitabının ayetül kübrası olan şu kainat ağacının en münevver meyvesi olan insanı da bir vazifeye matuf yaratmış. Nedir o vazife? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayet-i Kerime o vazifeyi şöyle ifade ediyor. Ben, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Yani insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Halik kainat tanımak, ona iman edip ibadet etmektir. Ve izan ve yakin ile, izan ve yakin ile varlığını ve birliğini tasdik etmektir. İzan ve yakin ile tasdik etmektir. Nasıl zerreden şemse kadar dizilmiş olan iman mertebeleri var. Mum ışıktır, üflemekle söner. Lamba da ışıktır, arızalarla söner. Güneş de ışıktır, üflemekle sönmez. İmanlar arasında da böyle mertebe farkları vardır. Bazı imanlar mum gibidir. Bazıları lamba gibidir, bazıları güneş gibidir. Damla da sudur, okyanus da sudur ama ikisi arasında fark vardır. İmanların arasında fark olduğu gibi. İşte Cenab-ı Hakk'ı tahkiki manada bilmek, o mum gibi olan imanımızı inkişaf ettirmekle ancak mümkün. Üstad'a bu mealde bir soru soruyorlar burada. Diyorlar ki, her millet, herkes Allah'ı bilir. Onun için yeni ders almaya ihtiyacımız var mı? Bu suale cevabını okumadan önce akla pencere açması için şöyle bir misal vereyim. Mesela herkes gözü bilir, değil mi? Göz nedir? Göz görmeye yarar. Bunu herkes bilir. Ama gidin göz fakültesine, orada bir doktora sorun göz nedir? Gözü size o anlatır. Şimdi onun göz hakkında bilgisiyle benimki aynı mı? Değil. Yani gözü bilmekte iki insan arasında fark var mı? Var. Gözü tanımak insana bir kıymet kazandırıyor mu? Evet. Gözü tanıyan doktor oluyor. Daha ziyade tanıyan profesör doktor oluyor. İlahir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şeyi tanımakta insanlar arasında fark olursa ve o fark insana kemalat ve kıymet katarsa elbette bütün mahlukatın maliki olan, bütün kainatın sahibi olan, bütün bu gördüğümüz her şeyi yaratan Allah'ı bilmekte de insanlar arasında fark vardır. Ve kim marifet ilminde terakki ederse, Cenab-ı Hakk'ı kamil manada bilirse işte o kıymet kazanıyor. O yüzden Üstad Hazretleri burada yeni ders almaya ihtiyacımız var mı diye sorulduğunda şu cevabı veriyor. Allah'ı bilmek şöyle olur diyor. Bütün kainatı ihata eden rububiyetine, zerrelerden yıldızlara kadar her şey onun kabzayı tasarrufunda olduğuna, uluhiyetinde, rububiyetinde, mülkünde hiçbir vecihle, hiçbir muini ve şeriki yardımcısı olmadığına, şuhuda yakın bir yakın ile, gözle görmüş gibi şuhuda yakın bir yakın ile iman getirmektir. Yoksa diyor bir Allah var deyip mülkünü esbaba taksim etmek, sebeplere taksim etmek. Bunun birçok cephesi var. Zaman zaman bunu derslerde okuyoruz. Esbaba taksim etmekten kasıt şifayı doktora taksim etmek gibi, işte kemalatı kendimize taksim etmek gibi, rızkı vesaire vesaireye taksim etmek gibi Cenab-ı Hakk'ın mülkünü sairlere taksim etmek, yani Allah birdir deyip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü başkalara taksim etmek ve bununla beraber büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek, Üstad Hazretleri öyle ifade ediyor, o adamın o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani Allah'ı öyle bileceğiz ki doğrudan doğruya uluhiyetinde de şeriki muini yok.
Rububiyetinde de şeriki muin yok. Şifayı veren de O, rızkı veren de O. Pirenin midesini tanzim eden de O, manzume-i şemsiyeyi tanzim eden de O. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet de O'nun, kudret de O'nun, servet de O'nun. Şuhuda yakın bir yakınla iman getireceğiz. İşte bir insan böyle iman getirdi mi, büyük günahları serbest işleyemez. Velev işlese, tövbede istiğfarda bulunur. Ama büyük günahları serbest işliyorsa, istiğfar etmiyorsa, Cenab-ı Hakk'ın mülkünü taksim ediyorsa, Üstad Hazretleri öyle ifade ediyor, o adamın o imandan hissesi olmadığına delildir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı bilmek ehemmiyetlidir ve kıymetlidir. Ne kadar kıymetlidir? Onunla ilgili şurada bir yer okuyayım. Yani insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti gayesi Halik kainat tanımak ya. Bir, imanı billah, Allah'a iman. İki, marifetullah, marifet ilminde terakki etmek. Bütün ilimlerin şahı, padişahı, burada öyle ifade ediliyor, imanı billah'tır. Bütün ulûm-u hakikiyenin esası, madeni, nuru ve ruhu marifetullah'tır. Bütün ilimlerin gözü bilmek bir ilimdir. Kainatı bilmek bir ilimdir. Yıldızları bilmek bir ilimdir. Fizik bilmek, kimya bilmek bir ilimdir. Ama bütün bunları yaratanı bilmek, ona marifet ilmi deniyor. İşte o ilim bütün ilimlerin şahıdır ve padişahıdır. Bütün ulûm-u hakikiyenin nuru, ruhu ve esası marifeti ilahiyedir. İnsan o marifeti ilahiyeyi tahsil etmekle öyle bir noktaya gelebilir ki, iman tahkik kazanmakla, her şey üzerinde onun sikki-i kudretini, hatem-i rubiyetini, nakş-i kalemini görmekle, her şeyin üzerinde sikki-i kudretini ve hatem-i rubiyetini ve nakş-i kalemini görmekle, doğrudan doğruya her şeyden onun varlığına karşı bir pencere açıp, her şeyin onun dest-i kudretinden çıktığına, uluhiyetinde, rububiyetinde, mülkünde hiçbir vecihle muini ve şeriki olmadığına şuhuda yakın bir yakın ile iman getirebilir insan. Bu marifet ilmini tahsil ettiğinde şuhuda yakın bir iman getirebilir. İşte bunun için bu marifet ilmini tahsil etmek ehemmiyetlidir, kıymetlidir. Ve bunun bir saniyesi, Üstad yine bir yerde öyle ifade ediyor, bir saniye vücudu münevver, milyon sene vücudu eplere müreccahtır. Vücudu münevver, vacibül vücudu tanımaklıdır. Yani bu marifet ilmini tahsil etmek o kadar kıymetli, o kadar değerlidir ki, onun bir saniyesi, onu tanımadan geçen milyon saniyeden, milyar saniyeden daha kıymetli, daha değerlidir. Allah'ı bilmenin bir saniyesi, o ilmi tahsil etmekle geçen bir saniye, yani milyon sene vücudu münevver, milyon sene vücudu ebtere müreccahtır. O da vacil vücudu, nurlu vücudu kazanmak nasıl olur? Vacil vücudu, Rabbimizi tanımakla olur. Buna hadiste de işaret ediliyor. Bir saat tefekkür, bir saat nafile ibadetten hayırlıdır derken, bir insan şu kainata marifet ilmini tahsil etmek nazarıyla baksa, bir saat, ki buradaki bir saat anladığımız manadaki saat değil, an manasında ifade ediliyor. O bir an, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır diye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. O yüzden bu ilimle meşgul olmak çok kıymetlidir, çok değerlidir. Sonu var mıdır bu ilmin? Sonu yoktur. Bunu nereden biliyoruz? Risale-i Nur külliyatında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tavsif edildiği birçok yer var. Üstad Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken diyor, o bütün insanların en eftalidir, en eşrefidir, en azimidir, en kerimidir. Sesçe en yüksektir, vasıfça en parlaktır, zikirce en ağamdır, mahiyetçe en ekmel, suretçe en ecmel, kainat bostanında arzı, semavatı, latif tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren nev-i beşerin andelib-i zişanıdır. Beni Adem'in bülbül-ü zür Kur'an'ıdır. Sat-ı arz bir mescittir. Mekke bir mihraptır. Medine bir minberdir. O bürhanı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana imamdır. Bütün insanlara hatiptir. Bütün enbiyaya reistir.
bütün evliyaya sultandır. Bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin de ser zakiridir. Levlâke levlâk lemâ halaklul eflak sırrına mazhardır. Peygamberimiz aleyhissalâdu vesselâm. Peygamberimiz bütün insanların en eftel olmasına, en eşrefi olmasına, en azimi, en kerimi olmasına rağmen Miraç merdiveniyle Kâb-ı Kavseyn'e çıkıp Cenab-ı Hakk'ı görüp, yani Cebrail'i geride bırakıp Cenab-ı Hakk'ı kafa gözüyle müşahede etmesine rağmen, Cenab-ı Hakk'ı kafa gözüyle müşahede etmeden önce cenneti, cehennemi, esmanın menbaalarını görmesine rağmen, Cenab-ı Hakk'ı kafa gözüyle müşahede ettikten sonra "Ey Rabbim, seni hakkıyla tanıyamadım" demiştir. Yani tanımanın sonu yoktur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın esması, sıfatı nihayetsizdir, sonsuzdur. Evet, sonu yoktur ama sonu olmayan o yolda bir adım atmak, o yolda atılmamış milyon adımdan daha değerlidir, daha kıymetlidir. O yüzden marifet ilmini tahsil etmek hülasa ehemmiyetlidir ve kıymetlidir. İnşallah biz bu akşam Üstad Hazretleri'nin izah ifade ettiği noktaları beraber okumaya, anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak vacibül vücuttur. Cenab-ı Hakk'ın vücudu zatidir. Şimdi burada bazı kelimeler okuyacağım. Her birisinin içerisine belki girmeyeceğiz. Ama cümlenin bütününe bakıldığında aslında ne ifade etmek istenildiği anlaşılıyor. İnşallah dikkatle takip edilirse biz nasıl bir Allah'ın mahlukuyuz, nasıl bir Allah'ın masnuuyuz, nasıl bir Allah'ın rahmetine, keremine mazharız, inşallah bunu anlayacağız. Bizim Rabbimiz öyle bir Rab'dir ki zatidir, ezelidir, ebedidir, adem mümtenidir, zevali muhaldir. Tabakat-ı vücudun en rasihi, en esaslısı, en kuvvetlisidir. Sair tabakat-ı vücut onun vücuduna nispeten bir gölge hükmündedir. Cenab-ı Hak maddeden mücerred ve muallâdır. Hem kaydın tahdidinden, kesafetin zulmetinden münezzeh ve müberradır. Hem şu umum nur ve şu umum nuraniyet onun esma-i kutsiye ilahiyesinin kesif bir gölgesi ve zılalidir. Ne demek bunlar? Mesela Cenab-ı Hak maddeden mücerret ve muallâdır. Cenab-ı Hak maddeden mücerret ve muallâ olduğu için maddedeki kayıtlar onu kayıtlayamaz. Biz zamanla ve mekanla kayıtlıyız. Çünkü maddeyiz. Madde olduğumuz için de maddeyle kayıtlıyız. Cenab-ı Hak cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onun fiilini taklit edemez. Bu yüzden bütün kainatı bir saray gibi, bir ev gibi muntazaman idare eder. Yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çevirir, gezdirir. Zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eder. İşte böyle bir Allah'ın, böyle bir zat-ı akdis-i ilahinin şeriki, naziri, zıttı, niddi yoktur. Çünkü o vacibül vücuttur. Kuyuttan münezzehtir ve hududdan müberradır. Yani Sani-i Zülcelal cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz. Allah zamanı ve mekanı yaratmıştır. Zaman ve mekan mahluktur. Zaman ve mekan mahluk olduğu için Cenab-ı Hak zaman ve mekanla mukayyet ve kayıtlı değildir. Bütün zaman ve mekanlarda olmuş, olacak her şeyi bilir. Cenab-ı Hak hepsinde kolaylıkla, suhuletle tasarruf eder. Ben bir yanda iki tarafa bakamadığım için, bir yanda iki işi yapamadığım için bunu anlayamıyor olabilirim belki. Ama Cenab-ı Hak bir yanda bütün sesleri işitir. Bir yanda bütün mahlukatın ihtiyacını görür. Bir yanda bütün mahlukata tasarruf eder. Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan daha yakındır. Allah kuluyla kalbi arasına girer. Allah kalpten geçenleri bilir. Allah bütün mahlukatta suhuletle tasarruf eder. Çünkü Cenab-ı Hak cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onun fiilini taklit edemez.
onun fiiline perde çekemez. Bir iş bir işe mani olamaz. Teveccühünde tecessi ve inkısam olmaz. Bir şey bir şeye mani olmaz. Hadsiz efali bir fiil gibi yapar. Onun içindir ki bir çekirdekte koca bir ağacı Cenab-ı Hak manen derc edebilir. Sani kadir. Zaman ve mekanla mukayyet olmadığı için, bir fiil bir fiile perde olmadığı için külfetsiz, mualecesiz, süratle ve suhuletle her şeyi o şeye layık bir surette yaratır. Külliyatı cüz'iyat kadar kolay icat eder. Cenab-ı Hak ol der, cennet olur. Ol der, bahar olur. Ol der, çiçek olur. Hepsi aynı surette kolaylıktadır. Zahirde çiçek küçüktür. Ama Cenab-ı Hak ol deyince çiçek olur. Ama o çiçek cennet kıymetinde olur. Ondaki sanata bir bakın. Bütün insanlar bir araya gelse bir çiçeğin, bir püskülünün bir zerresini yapamıyor. Allah külliyatı cüz'iyat kadar kolay icat ederken cüz'iyatı da külliyat kadar sanatlı icat eder. Süratle, suhuletle icat eder. Külliyatı, semavatı, arzı yaratan kimse, semada ve arzda olan cüz'iyatı ve efrad-ı zihayatı'yı halk eden elbette yine odur. Ondan başkası olamaz. Sivrisineğin gözünü kudret denen çekişle çakan Allah olduğu gibi semanın yüzüne güneşi bir göz olarak çakan yine odur. O küçük cüz'iyat, o külliyatın meyveleri, çekirdekleri, misal-i musagarlarıdır. Sivrisineğin gözüyle güneşin arasında irtibat vardır. Sivrisineğin gözünü çakan da Allah'tır. Semanın yüzüne güneşi bir göz olarak çakan da Allah'tır. İkisi arasındaki irtibatı tesis eden de Allah'tır. Çünkü o küçük cüz'iyat, o külliyatın meyveleri, çekirdekleri, misali musagarlarıdır. Hem o cüz'iyatı icat eden kim ise, cüz'iyatı ihate eden unsurları, semavatı, arzı yaratan odur. Çünkü her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz olmaz. Her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz olmaz. Ne demek? Bir elmayı halk edecek. Bir elmayı halk edecek. Nasıl bir zat olabilir? Elbette dünyadaki bütün elmaları yaratmaya ve koca baharı icat etmeye muktedir olan bir zat olabilir. Neden? Çünkü baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez. O elma o tezgahta dokunuyor. Bir elmayı icat eden bir baharı icat edebilir. Bir elma bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali musagarıdır. Hem sanat itibariyle koca ağacın bütün tarihi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibariyle öyle bir harikayı sanattır ki onu öylece icat eden, yani nokta kadar elmanın çekirdeğine bütün bir ağacın programını yazan, o nokta kadar çekirdeğin içerisine bütün ağacı sığdıran, o ağaçtaki bütün meyveleri sığdıran, o meyvelerin hamile oldukları çekirdekleri sığdıran, o çekirdeklerin hamile oldukları ağaçları sığdıran, dolayısıyla bir çekirdeğe orman sığdıran Allah hiçbir şeyden aciz kalmaz. Öyle de bugünü yaratan kıyamet gününü yaratabilir. Ve baharı icat edecek zat haşrin icadına muktedir bir zattır. Üstad Hazretleri buna başka bir yerde şöyle bir delil getiriyor. Her şey her şeyle bağlıdır, bir şey her şeysiz olmaz hakikatına. Şöyle bir delil getirip diyor ki, rızkınız yerin hayatına bağlıdır. Yerin hayatı bahara bakar. Bahar, şems ve kameri tesir eden, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek, bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran zat verebilir. Öyleyse Rezzak odur. Öyleyse Kadir odur. Öyleyse Alim odur. Her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfasını çevirir gibi
kolayca çevirir. Dünyayı, ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar. Bir Kadir-i Zülcelal'dir. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi turcaun, kabirde bizi ihya edecek, haşre getirecek, huzur kibriyasında Cenab-ı Hak bizim hesabımızı görecektir. İşte bizim Rabbimiz böyle bir Rabb'dir. Bununla beraber kaydın tahtidinden, kesafetin zulmetinden münezzeh ve müberradır. Hem şu umum envar ve şu bütün nuraniyet onun envarı kutsiye-i esmayesinin kesif bir gölgesi ve zılalidir. Şu gördüğümüz her şey, baharda gördüğümüz bütün güzellikler, yaratılan bütün gözler, yaratılan bütün yıldızlar, şu mahlukatta görünen bütün hikmetler, kudretin pırıltıları, yaratılan her zerredeki hikmet, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının gölgesinin gölgesidir. Gölge aslını tarif eder. Gölgenin tarifi şöyle yapılıyor. Mesela gölge bir şeyin aslından haber verir ama aslındaki özellikleri taşımaz. Bir ağacın gölgesine oturursunuz. Ağaçta elma olur, gölgesinde olmaz. Ağaçta hayat olur, gölgesinde olmaz. Ağaçta renk olur, ağaçta tat olur, ağaçta koku olur, gölgesinde olmaz. Gölge sadece ağacın varlığından haber verir. Aynen öyle de şu kainatta gördüğümüz hüsn ve ihsan ve kemalat Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının gölgesinin gölgesidir. Gölgesinin gölgesi baharsa, bahar bu kadar güzelse, gölgesi cennetse, göz görmemiş, kulak işitmemiş, hiçbir kalbi hutur etmemiş bir güzellikteyse Allah ne kadar güzeldir. O yüzden bu hakikate vasıl olan evliyalar demişler ki Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Çünkü Allah güzeldir, güzelden güzellik gelir. Gelen şeyler ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir. Çünkü Allah güzeldir. Üstad bunu bir yerde tahkiki manada anlatırken diyor ki nurun gelmesi elbette nuraniden, vücut vermesi herhalde mevcuttan, ihsan ise gınadan, sehavet ise servetten, talim ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi hüsün vermek dahi hasenden, güzelleştirmek güzelden, cemal vermek cemilden olabilir, başka olamaz. İşte bu kaideye binaen iman ederiz ki şu kainattaki bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki o güzelin bir tek cilvesi kainatı serbeser güzelleştirmiş. Cenab-ı Hakk'ın Cemil ismi 70 bin perdeden geçince bahar oluyor. Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismi 70 bin perdeden geçince kainattaki bütün yıldızlarda tasarruf ediyor. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi 70 bin perdeden geçince kainattaki bütün hikmetler görünüyor. 70 bin perdeden geçmiş halleri kudretin, hikmetin, cemalin, celalin böyleyse asılları ve menbaları nasıl? İşte öyle bir Allah'tan korkulur, öyle bir Allah sevilir, öyle bir Allah'ın istediği, emrettiği yapılır. Celil olan Allah'tır, bütün mahlukat bunu ifade ediyor. Bunu söylüyor, kalp kulağı açık olanlara kainatın kulağını sağrayacak bir tarzda bunu bağırıyor. Büyük cirimler, ya Celil, ya Kebir, ya Kadir diyor. Bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını terennim ediyor. İlahi bir musiki gibi. İşte kainata insan baksa, o ilahi musikiyi dinleyebilse, ya Kadir, ya Alim, ya Kebir, ya Rahim, ya Cemil, ya Celil isimlerini okuyabilse anlayacak ki bütün bu isimler Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının gölgesinin gölgesidir. O yüzden biz dua ederken ne diye dua ediyoruz, nasıl dua ediyoruz? Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbaalarını göster. Bizi makar-ı saltanatına celbet, bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al, bize merhamet et. Bize burada tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Asıllarını, menbaalarını göster bize. Bizi gölgeye aşık etme. Değil mi? Biz bazen gölgenin gölgesine aşık oluyoruz. Böyle dua ediyoruz. Ya dua demişken şurada bir yer hatırıma geldi. Onu da okuyayım mı?
Yani demek ki biz dua ederken, bize asıllarını, menbaalarını göster derken nasıl bir Allah'a dua ediyoruz? Şurada Üstad Hazretleri anlatırken diyor ki, dua eden adam bilir ki, birisi var, onun hatıratı kalbini işitir, onun kudret eli her şeye yetişir. Bir zat var, bu dünya misafirhanesinde ben yalnız değilim, bana bakar, benim bütün ihtiyacımı yerine getirebilir bir zattır, benim ellerimi kaldırıp istediğim zat. Öyle bir zattır ki bu kainatı hükmeden birisidir. En küçük işlerime ıttılağı vardır, en uzak maksatlarımı yapabilir, benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim de sesimi işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük şeylerimi de ondan istiyorum. Üstad Hazretleri hatta şurada başka bir yer var. Biz elimizi kaldırdığımızda işte böyle bir zattan istiyoruz. Nasıl bir zattan istiyoruz? Şöyle, burada da onun mütemmim manasında bir yer var. Diyor ki bizim Rabbimiz istediğimiz, dua ettiğimiz, yalvardığımız, ibadet ettiğimiz, kudreti mutlaka sahibi olan, hikmeti mutlaka sahibi olan Rabbimiz şöyle bir Rab. Bütün bunlarla beraber şöyle bir Rab. Halik ve Rab. Şöyle bir Rab ama. En küçük hatıratı kalbimi ve en hafi niyazımı bilen, en gizli ihtiyaç ruhumu yerine getirdiği gibi bana saadet-i ebediyi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil eden, dünyayı kaldırıp yerine ahireti kuran, yerine ahireti koyan, hem sineği yarattığı gibi semavatı da icat eden, hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeğimde yerleştiren bir Rab'dir benim Rabbim. Yoksa sineği halk edemeyen, hatıratı kalbime müdahale edemez, niyazı ruhumu işitemez, semavatı yaratmayan ebedi saadeti bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki hem hatıratı kalbimi ıslah eder, hem cevvi havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi dünyayı ahirete tebdil eder, cenneti yapar, kapısını açar, haydi bize gir der. Cenab-ı Hak nasip etsin, hem de bir dua hükmüne geçsin. İşte bizim böyle bir Rabbimiz var. Üstad Hazretleri elleri bağlı zayıf hasta bir adama ordular taarruz ediyor. Benim için noktaya istinat yok mu diye düşündüm. Hasbunallahu ve ni'mel vekil söyledim diyor. İmanın verdiği genişlik böyle. Bütün dünya bir araya gelse korkutmuyor, korkutmamış. Ya da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir ile hicret yolundayken Hazreti Ebubekir gelen müşrikleri görünce endişe ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam la tahsen innallaha ma'ana. Korkma, Allah bizimle beraberdir. O yüzden kimin için Allah var, ona her şey var. Cenab-ı Hak bu gözle bakmayı, kainatı tefekkür edebilmeyi nasip etsin. Bu imanı tahkiki, bu bir merdiven. Marifet miracına çıkan bir merdiven. Cenab-ı Hak bu merdivenin basamaklarını çıkabilmeyi, bu manasıyla kainatı bilmeyi, tefekkür edebilmeyi. Nasıl bir Rabbimiz var bunu anlamayı, öyle bir Rabbe karşı öyle bir ibadet edebilmeyi. Onun emrettiklerini bu ihlasla, bu hissiyatla, benim böyle bir Rabbim var hissiyatıyla yapabilmeyi, ondan layıkıyla korkabilmeyi, layıkıyla sevebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz Hatmi Şerifleri, Yasin-i Şerifleri, Vakıa Surelerini, Fetih Surelerini, okunan Salat-ı Tefriciyeleri ve binler münacatları, dergâh-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eyle. Ey Rabbimiz! Bundan hasıl olan sevabı evvelen bizzat, Hâci-i Kainat, Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâmın ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz! Bütün al ve ashabın ruhuna, bütün sahabelerin ruhuna, bütün evliyaların ve asfiyaların ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz! Şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine de hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz! Bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet, bizleri bağışla. Ey Rabbimiz! Özellikle isim yazan kardeşlerimizin
isimlerini tek tek sayarak dua ettiğimiz bu kardeşlerimizin ne sıkıntıları varsa bütün sıkıntılarını sen izale eyle ya Rabbi. Mallarına bereket, geçimlerine kolaylık, rızıklarına genişlik ihsan eyle ya Rabbi. Bedenlerine sıhhat, hastalıklarına şifa ihsan eyle ya Rabbi. Başlarında olan belaları okunan hatimler hürmetine, okunan sureler hürmetine sen def eyle ya Rabbi. Evlatlarını muhafaza eyle, evlerine huzur ihsan eyle, kalplerine huzur ihsan eyle, şeytanın şerrinden hepimizi muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, Habibinin sünnetine ittiba eden kullarından olabilmeyi hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz, zilletten, fakirlikten, hastalıktan, iftiradan, gıybetten bizleri muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Ey Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Ey Rabbimiz, bizi Müslüman olarak vefat ettir ve bizi salihler arasına kat. Ey Rabbimiz, bizi ve soyumuzdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamızı kabul et. Ey Rabbimiz, amellerin hesap olunacağı gün bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Ey Rabbimiz, gireceğimiz yere dürüstlükle girebilmeyi, çıkacağımız yerden dürüstlükle çıkabilmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz, bize tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ihsan eyle. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Ey Rabbimiz, gönlümüze ferahlık ver, işimizi bize kolaylaştır, dilimizdeki tutukluğu çöz. Ey Rabbimiz, şeytanların vesveselerinden sana sığınırız. Ey Rabbimiz, onların bizim yanımızda bulunmalarından sana sığınırız. Ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adıl cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve
hakim olan sensin. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Ey Rabbimiz, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ey Rabbimiz, bizi, ana babamızı, iman etmiş olarak evimize girenleri ve iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ve ahur davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.